Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuzu aslında birçoğunuz tanıyorsunuz. Sosyal medyadan Hemen açıklıyoruz, merak ettiniz. Sosyal medya içerik üreticisi Sayın Tuncay Sarı bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Evet, bizler ve izleyicilerimiz Tuncay Sarı'yı bir dakika değil de şöyle yaklaşık iki, iki buçuk dakikalık <laughs> bir süreç içerisinde tanımak, tanışmak istiyoruz. Tabii. Buyurun. E, adım Tuncay Sarı, e, 82, Sakarya doğumluyum. E, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık iki yıldır da Instagram videoları için içerik üretiyorum. Düzenlemesini, montajını, işte içeriğini belirleyip gündeme dair sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Instagram videoları şeklinde. Kısaca Tuncay bu. Evet. Yine bu 58 saniye oldu. <laughs> kısa mı oldu? <laughs> Belki de daha kısa oldu. <laughs> değil mi? Artık alışkanlık yani bir dakikaya her şeyi ya sığdırmak oldu. zorunda olduğumuz için. E, 58 saniye süper. Değil mi? Tamam istikrarlıyım <laughs> bu konuda. Ama hayat da çok kısa değil mi? Maalesef. Artık zaten her şeyi belli oranda belli, kılıp, belli kalıplara sığdırmak zorundayız. Ee, bu nedenle normal yani bunlar. Evet gerçekten de öyle. Ee, birçok şeyi ben de bunu böyle kabul ediyorum. Hı hı. Ee, özellikle sosyal medya bu konuda bir devrim yaptı. Birçok bilgiyi ya da birçok haberi sıcak ve hap şeklinde insanlara hı hı. sosyal medya aracılığıyla çok sunulabiliyor doğru. artık. Gerçekten de bu çok önemli. Aynen öyle. Ee, ya zaten... E Sosyal medyanın temelindeki en büyük özellik bu. İnsanlara almak istediklerini çok kısa sürede veriyor. Hani belli oranda zaman kaybını e, önlemiş oluyor. Çünkü e, hani dediğim gibi TV'den ya da işte filmden ya da çok uzun soluklu bir projeden sosyal medyayı ayıran en temel özellik işte e, giriş, gelişme ve sonucu çok kısa sürede insanlara aktarması. Çok kısa olduğu için de işte viral olması. Hani çok çabuk evet. e, kitlelere ulaşa. Biliyor olması aslında. Evet, evet gerçekten öyle. Ve şu da çok önemli. Ee, tabii bu artık ülkemizde yeni keşfedildi ve çok da güzel uygulanmaya başlandı. İnsanlar bir şeyi okumaktan ya da çok uzun süre bir şeyi dinlemekten ziyade video izlemeyi çok seviyor. Çok daha çabuk algılarına yerleşebiliyor, alabiliyorlar. Çok doğru. Ee, zaten işte çok... Ön plana çıkmasının temel nedeni de bu. Dinle. Çok çabuk ulaşılabilir olması. Aslında çok da kolay anlaşılabilir olması. Yani temel e, olay bu. Hani evet. insanlar bir şeyi okuyup tabii ki hani dünyanın en güzel şeyi okumak, tabii okuyacağız, yine okuyacağız. kitap okumak. Hani o şekilde anlamak, evet. Ama hani sosyal medya insanlara ya da topluma bu tarz şeyleri e, çok daha çabuk verdiği için, çok daha ulaşılabilir olduğu için. Ee, bu durum insanları biraz daha e, aslında kolay geliyor. Evet evet gerçekten öyle. Peki siz sosyal medyada video çekmeye ne zaman başladınız ve nasıl karar verdiniz? Neden böyle bir kararı aldınız? Ya aslında şöyle e, hani bir neden için başlamadım. Hı hı. E, kendi çevremde de, kendi sosyal çevremde de e, aslında hani yaptığım mizahı yansıtan bir adamdım. Sonra dedik ki işte biz bunu Instagram'da yapabilir miyiz belli oranda? Ee, ve başladık sonra e, hani yaptığımız içerikler e, Ben kurgusunu ben yapıyorum olabildiğince hikayeyi ben yazıyorum kafada bir şekilde e, kurguluyorum yansıtıyorum Sonra o da insanlara e, geçti bir şekilde ve hani bu noktaya geldik hı hı. Çünkü hani sosyal medya dediğiniz şey binlerce insan video çekiyor herkes bir şeyler yap yapmaya çalışıyor hı hı. Yani Ben de işte Tunca soru olarak ortaya bunu koyuyorum siz artık hani kabul ediyorsanız ben bunu yapmaya devam edeceğim dedim ve insanlar bunu kabul etti. Hı hı. E, yaklaşık işte iki yıldır da e, belli bir noktaya geldik. E, umarım bundan sonra da daha iyi bir şekilde devam eder. Ama burada temel nokta sağlam, düzgün e, insanların, kişilerin e, hani önüne geçmeden belli kalıpları e, düşünerek. Güzel içerikler oluşturmak. Hı hı. E, bunu da yaptığıma inanıyorum açıkçası. Evet. E, belli oranda da aslında özgün olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben hakikaten sokağı çok seviyorum. E, bunu da yansıttığım için e, insanlar bunu kabul etti. Evet. Peki e, özgün. ...olduğunu düşünüyorum hı hı, dediniz. Hı. Şimdi ben e, bunu sizinle... E, ...stüdyo haricindeki sohbetimizde de paylaştım. Sosyal medyada çok aktif bir insan değilim. Hı hı. Çok da iyi kullanamam. Ama e, iyi kullananları da takip etmeyi severim. Ne tür içerikler hazırlıyorsunuz? E, aslında e, bunun belli bir kalıbı yok. Hı. Ama e, sosyal medyada kabul gören nokta şu... E, güncel olmalı olabildiğince hı hı. E, hani gündemde olmalı çünkü eğer o an kabul görmüş bir içerikse o e, onu alıp hani belli bir şablonu sokarsanız insanlar onu daha çabuk algılıyor hani bunu şöyle örnek vereyim hı hı. işte atıyorum bir Kerimcan Durmaz videosu yapıyorsanız ve Kerimcan Durmaz işte atıyorum o dönemde çok gündemse hı hı. yaptığı bir şeyle hı hı. onunla ilgili bir video yapıyorsanız Hani siz de tabii içine bir şeyler ekleyerek. Hmm, bunu yapabiliyorsunuz ee, tabii, yani. Tabii tabii. Hani hatta e, bununla ilgili de birkaç örneğim olacak. Hani muhtemelen programda e, gösterme şansınız olursa eğer. Tabii tabii ee, tabii, tabii. Hani buna benzer içerik, içerikler oluşturduğunuzda insanlara daha çabuk e, geçiyor. Ben de bunu takip etmeye çalışıyorum olabildiğince. Hı -hı. Aslında gündemden beslenir, sosyal medyada da video içeriği üreten kişi. Anladım. Hı -hı. E çok da kıymetli bir e, Tabii. durum bu. A çok kıymetli çok bir özellik. Ee, burada temel olay aslında dediğiniz gibi, hani kıymetli, kıymetli olan olay da zaten bir dakikalık bir şey yapıyorsunuz. Hı -hı. Hı -hı. Ve bu bir dakikaya hiç kimseyi kırmadan, onun özelliğini hadi çok kurcalamadan, incitmeden, kendi mizahınızı hani ortaya koyabiliyorsanız. Zaten hani belli oranda iyi bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Peki bunu yapabilmek için o gündemde Hı. olan insanı çok mu iyi tanımanız gerekiyor? Ya da olayı çok mu iyi bilmeniz gerekiyor? Ben mesela bayılırım öyle şeylere. Hı. Birisi bizim öğrencilerimiz var biliyorsunuz Hı. değil evet, mi? Ee, evet bu projemizde bize destek olan öğrencilerimiz Hı. zaman zaman benim taklidimi yaparlar. <laughs> Ve ben çok gülerim. O kadar da hoşuma Hı. gider ki. İşkolik programını takip ettiniz mi hiç? Ya birkaç içeriğinizi e, izledim açıkçası. Hı hı. E, yani çok güzel, soft, sakin bir program. Hı hı. Yani e, içeriği düzgün. E, yani. Güzel Peki bir sunan program. kadın ne kadar komik? Yani aslında çok komik değil. <laughs> Ya. <laughs> 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 ya çok mu gerçekçi oldu bilmiyorum ama. <laughs> evet, biraz acıtan bir gerçek yani, oldu. Yani e, aslında bence e, ne kadar komik'ten ziyade e, bence neyi anlatabildiği önemli programında. Peki tamam o zaman hadi işgali eee 58 saniyede yapabiliyor musunuz bize? E, yani bana temel doneler vermeniz tamam, lazım. Tamam işte Sema Bay Sema burada. Komik yani, bir kadın değil. E, klasik bir Türk kadını ama aynı zamanda Laz bir Türk kadını <gülüyor> Süper <gülüyor> Bir ya, anne Bence şu anda video <laughs> olmuştur zaten yani E O zaman izliyoruz, <laughs> evet, izliyoruz. Seve seve ama e... Evrim bunu aynı zamanda lütfen özel bir parça olarak evrim, <laughs> bana da veriyorsunuz Ya şöyle zaten e, özünde sonuçta hani her kesimden insan mutlaka değerli bu ülkede ama Karadenizli insanın e, böyle keskin bir zekası vardır. Hani çok komik olmasa da e, böyle hani ince bırakır. O onu da çok güzel e, yapıyorsunuz. O yüzden ben e, takdir ediyorum sizi yani. <laughs> Evet peki ee, ısrarla yapmıyorsunuz ama galiba şu an. Ya şöyle ben yani dediğim gibi bunun için bir bazı doneler lazım. Onun için de e, hani burası sanki başka bir zaman diyelim. Tamam ben hissediyorum. Hı -hı. Birkaç gün sonra e, sizi takip ede aldım. Hı -hı. E, göreceğim, kendimi göreceğim ve Tabii. çok güleceğim. Bundan emin olun. Çünkü zaman zaman ben kendime de çok gülüyorum. Ya aslında ben hani sizinle ilgili bir e, fikrimi paylaşayım. Tabii, hani bir videodan lütfen. ziyade ben sizin çok net olduğunuzu düşünüyorum. Hani bunu da e, şundan dolayı böyle düşünüyorum. E, herkesin farklı özellikleri vardır. Hani bazısı sempatiktir ya da sevecendir işte ne bileyim ciddidir. Ama e, sizin hani e, her kavramı her konuyu bana sorduğunuz konularda da hani açıkçası net olduğunuzu düşünüyorum. Net bence çok güzel bir tabirdir yani bir sunucu için çok teşekkür Güzel. ediyoruz Onore olduk Hı. burada olmanız da zaten bizi ayrı onore etti. Hı. Peki bu sektördeki beklentileriniz, gelecek planlarınız neler? Ya aslında dediğim gibi ben bir beklentiyle başlamadım buna ama belli bir noktaya geldikten sonra ister istemez bulunduğunuz ortam sizi belli kanallara yönlendiriyor. İşte o aşamada da ben hani sonuçta Videolarda kendim oynuyorum, içeriği kendim oluşturuyorum, yazıyorum ve mümkün olduğunca onu kurgulayıp işte insanlara sunuyorum. Ee, tabii ki ileride hani bir oyunculuk ya da ne bileyim hani buna benzer ya da yaptığım şeyle alakalı e, metin yazarlığı ya da hmm hani her şey olabilir. olabilir çünkü bunun çok ucu açık evet. ona biraz da işte bu süreç karar verecek açıkçası. Evet peki evet bu süreç karar verecek ama biraz da e, içinde bulunmuş olduğunuz daha doğrusu gerçekten içinden çıkıp geldiğiniz ve içerik ürettiğiniz Hı -hı. insanlar sizi ciddi anlamda sahiplenmiş evet. ve şunu da çok sıkça duymuşsunuzdur oldukça yakışıklısınız. Çok yakışıklısınız. Ya aslında ben sosyal medyada bunun hani çok böyle geçerli bir durum olduğunu düşünmüyorum. İlgilenen kitle, tabii ki hani sonuçta hani bilmiyorum o kadar yakışıklı mıyım ama e, kitle yaptığınız açıkçası miza daha çok bakıyor, daha çok ilgileniyor hmm. yani. Anladım. İşte dediğim gibi yani sosyal medyayı çok böyle gerektiği Hı -hı. gibi e, anlayarak Aynen. kullanan bir insan olmadığım için. Ya belki şöyle de. E, şöyle özetleyeyim. E, profilimde video paylaş yani video paylaşıyorum. Belki hani fotoğraf paylaşsam hani şöyle işte İstanbul Boğazı'ndan geçerken falan böyle daha değişik. Hani evet o insanların biraz daha dikkatini çekebilir ama Hı -hı. hani miza yönlendirdiğim için kitleyi onlar biraz daha açıkçası orada yaptığım Hı. içerikle ilgileniyorlar. Ama yine de teşekkür ederim tabii. Yok teşekkür etmenize gerek Hı -hı. yok gerçekten son derece Hı -hı. yakışıklı bir e, Hı -hı. erkeksiniz. Peki bu noktada oldu bir teklif geldi bir sinema filmi Hı -hı. ya da ne bileyim bir dizi kabul eder misiniz? Olmak ister misiniz böyle bir projenin içinde? Ya tabii ki olmak isterim. Ee, hani o açısı o anlamda hani oyunculuk anlamında da kendimi yeterli görüyorum. Ee, hı hı. Mutlaka bunun hani çok üstatları var. Ee, hani böyle işte bir kelimeyle söylenip işte ben oyuncuyum tabii ki hani haddime de değil asla. Ama yani, nacizane içerik üretiyorum. Yaptığım şeylerle alakalı hani küçük bir şey olur. Ya da hani bana 10 yani yaptığım şeyle ilgili ilgilenen birileri olur. Hı hı. Denemek isterim tabii ki mutlaka. Harika. Hı -hı. E, çünkü eminim e, çok yakın bir gelecekte, Hı -hı. çok yakın bir zaman içerisinde Hı -hı. mutlak surette bu konuda da keşfedileceksinizdir, size ulaşacaklardır. Bu benim şahsi görüşüm ama İnşallah. yanılmıyorsam, evet arkadaşlarım da onay veriyorlar, rejiden evet diyorlar, <laughs> e, gayet yakışıklı diyorlar. Eyvallah, Peki, sizce sosyal medyayı normal televizyon formatından ayıran en temel özellik nedir? Ee, bence şu her şeyi çok kısa sürede insanlara geçiriyor olması. Az önce de e, bahsettim, bence temel farklılık hani milyonlarca insana ulaşmasının sosyal medyanın hani bir örümcek ağı gibi e, hani çok çabuk e, belli oranda belli kitlelere ulaşmasının temel nedeni bu. Çünkü bir sinema filmi yapıyorsunuz, diyorsunuz ki ben bunu yaptım, izleyin. İnsanlar oturuyorlar, onu izliyorlar ve bu atıyorum saatler sürüyor. Ve çok büyük emek veriyorlar. Hı hı. Ama sosyal medyada işte içerik üretiyor adam onda da yine e, bir bir nedeni anlatıyor, bir olayı anlatıyor ve bunu çok kısa sürede anlatıyor. Sadece hani tek kullanımlık hı hı. işte hani çabuk e, insanlara geçebilecek bir olay olduğu için e, daha temel özellikleri daha kısa sürede veriyor şeye göre. E, bir TV'ye göre. Evet. E, en e, belirgin o yüzden, özellik bu diyorsunuz. Bence kesinlikle bu. E, o yüzden de e, çok çabuk Ulaşılıp çok çabuk dağıtımı olduğu için, çok çabuk kitlelere ulaşabildiği için, kısa olduğu için. Hı -hı. Örneğin hani mesela siz bir şey izliyorsunuz. Çok viral kısa bir video izlemek hani size çok daha kolay gelebilir. Ama hani saatlerce bir filmi izleyip hani evet gibi. Yani, ben, ben, çok doğru, çok Hı -hı. doğru. Ben sonuçla ilgilenirim, Hı -hı. özetle ilgilenirim. <laughs> Süper. Gerçekten de öyle. Hı -hı. Benim için önemli olan odur. Hı -hı. Peki bu işi yapmak isteyen arkadaşlarınıza ya da adaylara söylemek istedikleriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz? Ya aslında hani ben burada bu işi yapmak isteyenlere akıl verecek kadar üstad bir insan değilim. Ben sadece şunu önerebilirim. Çok fazla video içeriği üreten insan var ama insanları birbirinden yani bu tarz içerikler üreten insanları birbirinden ayıran en temel özellik özgün olmaları. Hı, hı. Zekice içerikler oluşturmaları. Hı hı. E, zaten bunu yaptığınız zaman e, bu insanlara bir şekilde geçiyor ve daha çabuk anlaşılıyorsunuz. E, o zaman da işler biraz daha kolaylaşıyor açıkçası. Evet. E, yani tek önerim bu olur. Yani özgün, ya bu her işte böyledir mutlaka. Tabii mutlaka. E, ama sosyal medya daha ulaşımı daha çabuk bir mecra olduğu için e, biraz daha çabuk geçiyor insanlara. Özgün olsunlar, hani doğal olsunlar, çevresi yani kendi etraflarındaki gibi ya da hani mahallesinde arkadaşlarıyla konuşurken sohbet ederken nasılsa o mizahını eğer sosyal medyada yansıtabiliyorsa zaten diyor ki evet ya ben de buyum. Evet. Hani ben de zaten böyleydim. Yani o daha çabuk geçiyor insanlara. Ee, bu nedenle bir işleri biraz daha kolaylaşır. Ama tabii yine ben bu konuda asla kişilere hani e, böyle bu konularda akıl verecek kadar bir üstat değilim. Sadece nacizane fikrim. Evet. Bence üstad olma yolunda evet. e, çok uzun mesafeyi kat etmişsiniz zaten. Ek çok sağlamayın. az bir şey kalmış üstad olmaya. Çok sağ olun. Programımızı da renklendirdiğiniz için çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Ben teşekkür Hoş ederim. geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için ben teşekkür Tabii ederim. Ben. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri hemen takibe alacağımız bir fenomen daha değil mi? Tanımayanlar için tabii ki. Sosyal medya içerik üreticisi Sayın Tuncay Sarı konuğumuz oldu. Hoşçakalın.